Değerli basın mensuplarımız, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, her birinize hayırlı akşamlar diliyorum. Buluşmamıza iştiraklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi arz ediyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlemiş olduğumuz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Değerli basın mensuplarımız, basın sektöründe emek harcayan, hakikatin savunuculuğunu ve temsilciliğini yaparak demokrasiyi güçlendiren sizler önemli bir görev üstleniyorsunuz. Her hal ve şartta olduğu gibi gece gündüz büyük bir özveri ve gayretle toplumun haber alma hakkını temin eden muhabirinden kameramanına, editöründen spikerine, yayın yönetmeninden medya sektörüne emek harcayan herkese teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği üzere Türkiye 100 yılı iletişimin 100 yılı olacaktır. Ve bu kapsamda iletişimin en önemli unsurları arasında yer alan basın mensuplarımızın ülkemizde ve şehrimizde yaşanan gelişmeleri kamuoyuna gerçekçi ve sağlıklı bir perspektifle anlatmaya devam edeceklerine inancımız tamdır. AK Parti olarak mesleki ilkelerden ödün vermeden görevlerini ifa ederken ülkemizin, şehrimizin gelişmesine ve ilerlemesine, birlik ve beraberlik ikliminin güçlenmesine katkıda bulunan siz kıymetli medya mensuplarımızın her zaman destekçisi olmaya devam ettik, devam edeceğiz. Kıymetli misafirlerimiz, her anı eser ve hizmet siyasetiyle dolu dolu geçen 21 yılı aşkın süredir iktidarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak mecliste çoğunluğu elde ederek milletimizden 5 yıl daha yetki aldık. Amacımız 31 Mart yerel seçimleri için de milletimizin huzuruna çıkarak gerçek belediyecilik sözümüzü yerine getirecek adaylarla çıkmaktır. Bizim siyasi geleneğimizde rekabet isimler netleşince biter ve yerini dayanışma alır. 15 Ocak'tan itibaren AK Parti ailesi olarak hepimizin yegane görevi ismi açıklanan adayımız için çalışmak, koşturmak, ter dökmek, başarısı için tüm samimiyetimizle, tüm gücümüzle mücadele etmek olacaktır. Merkezi yönetimde ülkemize kazandırmış olduğumuz sayısız eser ve hizmetleri belediyelerdeki başarılarla taşlandırmadan Türkiye 100 yılı hedefimizin eksik kalacağına inanıyoruz. İşte bu yüzden Türkiye 100 yılı şehirleri için hazırız, kararlıyız diyoruz. Biz siyaseti hayırda ve hizmette bir yarış olarak görüyoruz. Bizler kısır gündemlerin peşine düşmeden, burayı altına çizerek söylüyorum, gereksiz polemiklere düşmeden hizmet yolculuğumuza devam edeceğiz. Türkiye 100 yılına giden yola döşeyeceğimiz tek bir taşı kimseye faydası olmayan milyon polemiğe tercih ederiz. Bizim yapacak çok işimiz, şehrimize kazandıracak çok eserimiz, milletimize verecek çok hizmetimiz var. Bu duygu ve düşüncelerle önümüzdeki sürecin Karabük için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ve Karabük'ün şehrimizin, ülkemizin yeniliğe ihtiyacı olduğunu ve bu şehrin yenilik istediğini, değişim istediğini ve huzur istediğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü tebrik ediyor. Çalışma hayatınızda başarılar diliyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Evet. Yağmurda beraberdik. Kar altında beraberdik. Sokakta beraberdik. Şimdi bugün de bu masanın etrafında Gazeteciler Günü nedeniyle beraberiz. Arkadaşlar, ben her birinize tek tek minnetlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.
Çünkü seçim kampanyamız döneminde bizimle beraber aynı tempo içinde yağmur altında, bazen kar altında, bazen soğukta, bazen de sıcakta birlikte olduk. Sizler bizlerin seslerini topluma ulaştırdınız. Toplumun sesini de bize ulaştırıyorsunuz. Karabük'ün sesini Türkiye'ye ulaştırıyorsunuz. Karabük'ün sesini yeri geliyor dünyaya ulaştırıyorsunuz. Bilindiği gibi demokraside güçler ayrılığı prensibi vardır. Ve demokrasilerde basın dördüncü kuvvettir, güçtür. Yasama gücü, yargı gücü, yürütme gücü ve basın gücü demokrasinin dört temel ayağını oluşturur. Bu dört temel ayağı sağlıklı ve uyumlu çalışması halinde ülkede demokratik bir hayat devam edebilir. Said Halim Paşa'dan beri bu ülkede basın özgürlüğü ve basının toplumdaki yeri konuları çok ciddi tartışmalar içinde olmuştur. Ama asıl olan şu, biz sizlerle birlikte olduğumuz sürece, sizler olduğunuz sürece biz topluma derdimizi ve sesimizi duyurma imkanına sahibiz. Sizler olduğunuz vakit toplumun sesini duyma imkanına sahibiz. Şimdi tabii bu akşam sizler ekmeğini haberden çıkaran insanlar haber de bekliyorsunuzdur. Ama maalesef bu akşam haber yok arkadaşlar, yemek var. Belki bekliyorsunuz ki mahalli seçimlerle ilgili bir açıklama mı yapılacak? Hayır, bu akşam biraz haber yapmayı bırakacağız. Beraber yemek yiyeceğiz. İnşallah sohbet edeceğiz. Bu güzel günü sizlerle birlikte kutlama imkanına sahip olacağız. Ben katılımlarınızdan dolayı her birinize çok teşekkür ediyorum. Bizimle aynı sofrayı paylaştığınız için bizlere şeref verdiniz. Her birinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Ve sizleri ben alkışlıyorum. Değerli basın mensuplarımız, aramızda Cem Vekilimiz de olacaktı. Program o şekildeydi. Ancak şu anda külliyede devam eden bir toplantısı bitmedi. Normalde saat 5 gibi bitmesi planlanıyordu. Toplantısı uzadığından dolayı kendisi aramızda bulunamadı. Hepinize selamlarını iletiyorum. Üzerimizde kalmasın. Hayırlı akşamlar dilekleri var.